Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi bugün de böyle bir iş yapmakla meşgul olacağım inşallah. Biliyorsunuz bahçeye gittik. Topladıklarımı birlikte sizden topladık. Şimdi onları kış için dolaba koyacağım inşallah. Şöyle sofra bezimi sereyim. Şöyle oturalım aşağı. Yapalım inşallah birlikte. Şöyle leğenimi de aldım. Şöyle bakın poşetimde topladık. Zaten yırtacağım bunu. Bu arada Erdoğan çekiyor beni şu anda. Sen güzel yapıyorsun. Ben izleyeyim. Belki öğrenirim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hastalıktan herkes uzak olur. Allah hastalıktan da bahsetmek istemeyeceğim ama her şeyin içine girdi yani. Onsuz artık hiçbir şey düşünülemeyiz. Belediye gittik, belediye randevulu. Şuraya gittik, ora randevulu. Niye her şey randevulu? Bu hastalık. Belediye Allah yardımcımız. Belediye randevulu ama insanların randevusu yok. Her yere burunlarını sokanların yüzünde arttıkça da arttı işte. Mısırlarımızı şöyle topladık görüyorsunuz canlar. Geçen gibi diyordum. Gelin bile yiyelim, gelin. Geçen gibi videodan biliyorsunuz. Bahçeye gittik. Şöyle fasulyemi de dökeyim. Fasulyelerin artık sonuna geldik. Ben böyle tarlanın sonunun bereketini çok seviyorum. Şöyle sadece yeşil fasulyenin yemeğini ben de sevmiyorum. Çocuklar da sevmiyor. Erdoğan hiç yemez zaten. Abi kafam doldu hiç bilmiyorum. Oldu oldu. Yamuk yumuk mu yapayım? Ben abile severim abile. Daneli daneli olacak fasulye yeme. Böyle daha bereketli olayım. Ab kim verirse. Bayılırım yani abine. Abile gördüm mü evde çok hoşuma gidiyor. Çok çok seviyorum ben çok. Bunu şimdi kısmet olursa tohum da ayırdım bahçede. Abi kadar daha da çıkar orada herhalde. Şimdi önce bu mısırları yapalım. Sonra bunu kıracağım. Güzel Allah kısmet ederse tabii ki yıkacağım. Ondan sonra biraz haşlayıp buzluğa koyacağım. Bunu kimisi haşlamada koyar ama ben öyle sevmiyorum. Ben her sene haşlayıp da koyarım. Şimdi ben mısır haşladıydım. Belki dersiniz ki onları haşla da ye. Dün haşladım, demin tencereye yıkadım. Bunları da dolaba koyacağım. Dediğim gibi kalanlardan da orada eğer yetiştirebilirsek Sibel'imle yiyecek bunları inşallah bir arkadaşımla. Yetiştiremezsek biraz kırıvereceğim onu. Efe de heves etti bir gün anne dedi. Şey yapacağım. Közde mısır yapacağım dedi. Bismillah. Kapandı mı? Bilmem. Kapat onu Zeynep. Bakayım. Öyle devam edelim sizle. Zeynep müziği kapattım. Şeyde bakıyorum ben. Sen Matfa abinin yatağını ya da seninkine de bak. Poşet istiyordun Hatun. Dün aldın ya bana. Bu poşeti aldın ya. He, bunu ne? Çekmeceye mi koydun? Nein, nein, o masanın üstünde mutfaktaki masanın üstünde. Abone temizleyeceğim bunları işte. Biz de çarşıya gittik geldik. Evde yokudum. Çarşıda biraz işlerimiz vardı. Belediyede o yanda bu yanda. Onları hallettik. Tabi doğru olmadı ama ben abini seviyorum, atmayacağım. Bu da aynı. Bak dedim size bahçedeki. Çoğunun içi tek tek oldu. Bak Erdoğan. Yedim. Tam oluşma tersi. Abi koy yanına. Buyur. Ulan abiye niye koyarsın abiye? Oy oy. Ben de videolara bakayım. Siz yaptınız mı turşuları murşuları? Erdoğan gene yuklar. Yok, bana yuklamaz. Videolara bakayım dedim. Esniyorsun ama abi. Esniyorum oğlum, esniyorum. Esneme fayda yok. Gece işe gideceğiz yine.
Gitmeden bile var ya uyursun. Yalayı turşu zamanı, dolaba koma zamanı. Kışlık hazırlıkları, Rabbim nasip ederse inşallah yarık. Ya bunda kurt var. Böcük var orada. Böcük. Önce temizleyeyim bunları da. Asıl misirler daha olmadı. Bunun hep ağır uyanda bu yandakiler. Asıl o yeri olanlar duruyoruz. Daha olmadı. Bak ben abine mısırı seviyorum ha. Olmamış. Benim yediğim mısır olmamış olacak. Abine süt olacak. Niye biliyor musunuz? Onun da hikayesini anlatayım size. Ben mısırı aslında çok severim. Bir gün hanım diyorum. Hanım yengem var benim. Annemin amcasının karısı. Burada yatıyor, bununla bilmezler. Evleri iki kat ediyor. Onlar da Almanya'daydılar. Biz onların evinde 12 sene durduk. Ama kira almadılar bizden. Kira almadılar bizden ama o kiranın bedelini biz kat kat ödedik yani. Nasıl ödedik? İşlerini yaptık. İşlerini yaptık, şeyleri vardı, funduklarını topladık, biz de para almadık, tütünlerini yaptık, onlarla beraber, yani ne işleri varsa beraber yaptık ama onlarla durduk. Bir gün annem suğur doğuracak, ineğimiz doğuracak, annem kolla evinim. Ben de çok büyük hasta oldum. Beni de bıraktı alt kata, yengemin evine, bak bugünkü gibi hatırlarım. Masada diyelim. Odada hem şeyi var, mısır haşlanıyor sobada, köyde, hem de sarma pişiriyor yengem, akşam üstüydü. Zorla yedi, beni çok severdi de bak Allah için. Ben de hanım yengemi severim, yani ne olursa olsun severim onları. Beni çok severmiş, abam düşünün yani, abam kaçırmış beni oradan ki dişleyecek de beni, gene öpecek de sevecek de, çok küçük doğmuşum ben ama yanaklarım böyle, abam dedi ki Filiz yanakların kıpkırmızıydı. Görev derdi ki Allah'ım bu ne kadar güzel uşak. Abının yanaklarına gene ufak tefek ama çok güzelmişim. Abam hep kaçırmış beni, gezmesin de beni diye. Melek abam, evinde kaldığım abam. O yengem de bana zorla yani yememi istiyor. Hastayım ya şimdi. Annem bıraktı beni ona. O da yadırmaya çalışıyor beni. Ben de yemek istemiyorum. Zorla tuzladı mısırı verdi. O mısır da kart dedi. Onu zorla verdi mi? Ben uşak hasta. Ey Allah'ım nasıl midem bulanıyor? Udur budur. Ben öyle çok olgun mısır yedim mi o an geliyor aklıma. Yiyemiyorum onu yani. İlle süt olacak. Süt mısır. Bu sene Trabzon'da çok yedik. Hem babamın orada yedik. Allah razı olsun. Hem de her Akçabat'a gittik satayla yapılıyor. Mısır'da kendileri pişirirler, satarlar. Onlardan çok yedim. Ben bunları şimdi böyle temizleyip poşetlerken gene beraber yaparız Erdoğan. Çok saat alacak çünkü. Tamam. Gene görüşürüz poşetlerken bunları. Bitireyim bunları. Evet, açtım telefonu. Hanım devam ediyor, poşetlemeye başladı. Ben ona çevireyim. Evet. Ben bu ara videoları ayarlıyorum. Tamam mı? Abla da yeter de. Yeter. Çekiyor mu? Hı hı. Kapatır mısın sesini Erdoğan? Kapatıyorum ha. Dur. Su. Ölkiyi sileyim ben.
Sonradan beni öldürecek, yemin ederim. Ne yapayım? Telefon cebimde açılmış. Ben onu blok diye, blok diye koyuyorum internete. Sanki kendi başıma dolan dünya seyreti izledim. Dünya niye bileyemez? Kendi başıma oldu mu daha güzel video çekerim. Böyle olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz, olmaz. Motif olamıyor mu? Hiçbir şey olamıyorum bu yüzden. Yani soruyla. Ben telefonu açmıştım. Ayşe, dünyanın niye o kadar az var bir yerde? Anneciğim, bazen az. Baba diyor ki ben yemeyeceğim diye. Bazen iki poşeti bir haşlarım. Abone dursun. Anladın mı kızım? Ondan böyle az da çok bir güya yedim. Aha. Mısırlarımız hazır. 2, 3, 4. Havle yattım onları. Bunlar şimdi havle dursunlar. Bir de değerli takipçilerim, şu mısır püskürleri var ya, bu mısır püskürlerini alın, bunlar ödeme, yani vücutta su olanlar, benim büyüklerim de izliyor, ellerinden öperim, belki öyle rahatsızlıkları vardır. Mesela benim kayınvalidem var, böyle yapardı, ona çok iyi geldiğini söylerdi her zaman, komşularım da yapar. Bu kurumuş olanlar değil, bakın iki çeşit var, hani çok kurumuş var ya, bunlar değil, şu taze olan püskürleri. Normal musluk suyuna değil ama böyle satın alınan su var ya, hazır su. Hazır sularla bunları abla bir miktar, mesela şu kadar. Ben ayarladım ki size göstereyim diye. Bir tutam abla alın. Demliğin içine veya bir tencereye koyun. 20 dakika kaynatın. Ama şeker, meker, hiçbir şey dozumuz atmayacağız olsun. 20 dakika kaynatın bir günlük. Mesela sabah, öğle, akşam onun suyunu için gerçekten çok faydasını bulacağınız. Ben size söyleyeyim. Çünkü bunu benim ablam da çok yaptı. Kayınvalidem de yaptı. Yani komşularımdan da yapanlar, söyleyenler çok var. Ayakları, elleri şişenler bunu yapabilirler. Çok faydası var. Ben kendi gözümden gördüm yani. Siz de deneyebilirsiniz. Benim öyle bir sorunum yok. Olsa şey yaparım. Saklarım. Ama bunlardan şimdi ben biraz aldım. Anneme bahçeden veririm. O isterse de kendinin de var. Alayur'dan kayınvalidem. Yan tarafımda var. Bu bitişim Neman Sultan abla var. Komşum. O biraz rahatsız. Ay şimdi de çok hasta. Bunları toplayıp şimdi ona vereceğim. O da bunlardan faydalansın. Ona vereceğim. Eğer şey yaparsa, nedir, iyi gelirse gene vereceğim ona. Şimdi inşallah iyi gelir. Sizlere de, komşuma da. Ha, başımı da patladım abine bağlıca. Bende kuatro olduğu için değerli dostlarım, ben buradan hiç kafamı alttan alamıyorum. Çok buradan sanki bir şey boğar beni. Ha böyle yapalım hep bir ara, sanki ya bu kamera derdan çok uzak. Sana öyle geliyor. Bana öyle geliyor işte. Şimdi fasulyelerimi ben abine tanelerini alacağım. Zeynep şimdi okuldan geldi teyzeleri, ona da makarna istedi, verdim. Zeynep zaten başka bir şey istese şaşarım. Makarna aşağı, makarna yukarı. Şöyle bunu alayım buradan abla, koyayım. Mısırları koydum ya, püskür var içinde. Aha. Ha bir de Instagram sayfamda inşallah bundan sonra daha aktif olmayı düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Size aklıma gelmiyor ki aslında sizle konuşacağım çok şeyler var. Erdoğan abi bileme daha bağlı. Kendimi görmüyorum. Onu da söyleyeyim size aklıma gelmişken. Instagram sayfam bak. Küçük harfle, küçük yazacaksınız. Pehlevan. Pehlevan. Filiz 61. Küçük harf hepsi yapışık. Boşluk bırakmayacaksınız.
Oradan da beni eklerseniz çok memnun olurum. Oradan pek bir şey paylaşmadım. Şu son bir haftadan beri açtım orayı diyebilirim sizi. Bundan sonra da burada inşallah yaptıklarımdan küçük küçük paylaşımlar yaparım. Bildiğiniz gibi burada şey yok. Neydi onun? Farmasi yok. Ama ben farmasinin teklifini Türkiye'de de aldım. Tamam. Biraz daha aşağı indirin. Çok az. Ha, öyle tamam. İyi mi? Yok ya, bağırla abla. Nein öyle değil abla, öne doğru. Ha tamam. Farmasinin işte dediğim gibi teklifini Türkiye'de de aldım. Buradan da birkaç kişi yazıyor bana. Farmasi yurt dışında da kurulacakmış şirketi. Artık nasıl yapacağız Allah, onu tam bilmiyorum. Ama yurt dışında da yapılacakmış. Şimdiden söylediler bana, sağ olsunlar. Yani o yüzden Instagram sayfamda da aktif olmam lazımmış. Bakalım, buralar çok kafam hoş değil ama en azından sizinle beraber oradan sohbet edebiliriz diye düşünüyorum. Yani gelen teklifleri de niye kabul etmeyeyim ki? İşime gelirse kabul edebilirim. Eğer helalinden çocuklarımın rızkı çıkacaksa kabul edebilirim yani. Dediğim gibi ama şu anda yani pek gideri yoktu. Bakalım ne olur. Aranızda da belki farmasi yapanlar vardır. İlla ki vardır. Çünkü bunu çok kişi yapar yani. Türkiye'den farmasi işini de çok kişi yapar. Bir de yani güzel paralar kazanırlar onlardan. Çünkü benim çevremde de yapanlar var. Ama her işin bir zorluğu var tabii ki. Bakalım ne olur bilmiyorum ya. Ben sadece sizinle konuşmayı çok sevdim. Sizin mesajlarınızı okumayı çok sevdim. Bakalım. Ben bakalım. Ha, bu işi de ne zaman bitireceğim. Ama eklerseniz beni, oradaki sayfamız da büyürse çok sevinirim. Eğer videolarımız ilk bir saat izlenirse çok güzel izlenmesi oluyor. Ama izlenmezse düşüyor. O videoyu sadece kanalımdakiler görebiliyor. Başkası da göremeyiz. Ama çok iyi ilerliyoruz. Allah razı olsun hepinizden tek tek. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu çektiğim videolar bitsin. Ondan sonra dediğim gibi bir de bir sizlere selam videosu çekeceğim. Abla oturacağım. Hepinize isimli olarak selam yollayacağım. Çünkü çok isteyenler var. Uy, fasulye uçtu gitti abladım yani. Ben şimdi abla abla bunu kıracağım. Ne yapayım? Bunları atamam ya. Ye annem, ye ye. Hadi, güzel oldu mu? Hı hı. Afiyet şifa olsun bebişim. Efecuğum yüzme de teyzeleri. O da gelse de çocukları bırakıyorum okula, eve alana kadar aklım onlarda. Bir tarafım sanki eksik. Onları eve topladın mı divardan ki, uşakları eve topladın mı yüzün gülüydü. Öyle. Ne yapayım, bunu benim her şeyim. Instagram sayfanın sadece Pehlivan Filiz'di değil mi? Pehlivan Filiz 61. Tamam. Onu da oraya koyamaz mısın? Onu yapıyorum buradan, bir dahaki videosun. Hani linki koyman lazım. Linkini bakarım da şey, Instagram adını da şey yapıyorum, buradan paylaşacağım. Bir önceki videosundan görecekler yani Instagram. Bir de değerli dostlarım, değerli izleyicilerim, mesela videom bitiyor. Videom bittiği zaman en sonunda, yani video bitti de oraya yazı geliyor. O yazının üstüne tıklarsanız eğer ekrana geliyor, yani böyle beni şu anda izlediğiniz ekrana tıklarsanız, İzlemediğiniz videolara tıklayıp tekrar izlemediğiniz videoları izleyebilirsiniz. Onu da ayarladık çünkü eşim onu biz bilmiyorduk. Onu yapın dediler bize, biz de yaptık. Yani oradan bakabilirsiniz. Videomun en sonuna bitiyor yani. Video bitti, daha izleyemiyorsunuz. Ondan sonra kanala geliyor. 2 tane, 3 tane video geliyor. Hangisine tıklarsanız onu izleyebilirsiniz. Zeynep. Hı? Kızım. Bir dakika, bir şey bakabilir miyim? Hemen veriyorum. Kapatmıyorum, tamam mı? Böyle mi istiyorsan? Sen yemeğini ye, ben veriyorum.
Bunları koyayım inşallah dolaba. Bundan sonra da kahvaltı sosu yapacağım. Bahçede biberlerim var, domatesim var. Bir de şey alacağım biraz kısmet olursa. Nedir onun ismi? Ona bir şey değil o biberi. Abla kırmızı etli biber. Daha dolmalık değil de uzun etli biber. Ondan birkaç tane alacağım. 1 kilo, 1,5 kilo alsam yeter o biberden de katacağım onu. Maydanozla. Ondan sonra o acı sos ben geçen sene yaptıydım. Çok güzel oldu. Hatta kahvaltı yapmıştık biz şeyde. Aşağıda parkta kahvaltı yapmıştık komşularla. Neredeyse onu orada bitirdik ki Filiz dediler, ben bunu nereden aldın? Dedim ben yaptım. Sonra aşerenler oldu. Hamile olanlar. Ondan sonra sevenler oldu. Bir daha gittim kabiye. Öyle o orada bittiydi. Bir arkadaşa bir kavanoz verdim. Küçük bir kavanoz. Dedim ben yine yaparım. Daha da yapamadıydım. Hiç zaman bunu da daha da yapamadıydım. Ondan da yaparız. Onun tarifini de veririm size. Al aşkım. Ben de o kahvaltı sosunun tarifini Melek abamdan aldım. O yaptıydı. Gittim buraya, çok güzel oldu. Dedim de bundan ben de yapayım. Erdoğan çok seviyor acı sosları. Yes. Yes. Bakın yes. Al kızım. Benim midem yok. Yes mommy. Ben de çok seviyorum ama ben midemin yüzünden ne çok acı yiyebilirim ne de soğan yiyebilirim. Önceden tarlaya gittim mi yerdim taze soğanla ekmek. Şimdi yedim mi ben komalık oluyorum, yiyemiyorum daha. Bakın ben abla bunları yapacağım. Daha yakına getireyim de görün bak. Böyle yapacağım. Bitireyim. Erdoğan kapatsın videomuzu. Ben bunların hepsini bu şekilde yapayım. Sonra videomuzu gene açarız inşallah. Tamam. Birazdan görüşürüz. Merhaba. Benden önce değilsin merhaba. Eskiden konuşmazdın. Ya. Ne oldu? Ya. Müş mü yedirdi bu? Biz paklalarımızı kırdık. Kırdırdı hepsini bana ya. Vallahi Erdoğan da kırdı benden. Sağ olsun. Şimdi abule az bir sulan bunları buğulandıracağım. Bakın tam yemekli boyut. Daneli. İsterseniz siz buna domatesle bunu kavurup koyabilirsiniz ama biz öyle sevmiyoruz. Böyle sade biraz haşlayı koyucuk onu buzluğu. Ha bu soframa dökücüm onu. Sinime. Öyle dökücüm. Soğuyacak. Soğuduktan sonra bunları zaten burada bir tane daha olur. Bir tencerede hep kabuk. Kabuğa çıktı yani. Soğuttuktan sonra bu 5 dakika haşlanacak burada. O rengi değişir ya, rengi değişti mi alacağım onu orada. Sonra bunları koyacağım. Bitti. Bu kadar. Uy Allah'ımdı. Fasulyeyi kırarken neredeyse uyuklayacaktım yani. Bunları ben yapayım şimdi. Yarıda da kestik yani, bir de telefon geldi sağ. Ama çok uzun olur o zaman, sıkılmalarını yok. İstemeyelim. Şey diyorum hani, telefon geldi de gittik o çocuğun okuluna ya. Nedir onun adı? Bir arkadaş hanımını aradı. Dedi ki böyle durum var. Biz de çıktık bakalım dedik doğru mu diye ama alakası yok. Ama gerçekten de kaza oldu. Allah'tan okuldan çocuklara kimse olmadı ama yine de hastanelik birisi çıktı o kazadan. Ambulans, ama bir şey olmadı yani. Ambulans helikopteri geldi, adamı aldı, motorlu bir arabaya çarpmış. Ama ağızdan ağza laf dolaştığında işte ağırlaşıyor. Bu şekilde de işte bize de geldi haberi. Yani haberi okulla da konuştuk. Bir durum yok. Endişelenmeyin dediler. Öyle geldik gene eve. Sonra? Sonrası bu işte. Konuş da ben de seni dinleyeyim da ne olur. Yani. Ben tutayım kamerayı, sen konuş. Al. Ve? Al. Yoksana alırsın. Ha, dolaba niye su koymadın? Sıcak havalarda olmuyor böyle ha. Özür dilerim. Ya. Şimdi ben susuz kaldım. Kimseyi Allah susuz bırakmaz. Amin.
Bırakmazsın. Neyse. Bu kadar konuşuk yeter. Kamerayı göster Şat. Göstereyim değil mi? Popurdu popurdu dumanı. Ben size göstermek için açarım kapağını. Siz kapağını açmayın. Yani bu ayından çünkü buğulanacak ya. Şöyle. Buğulansın. 2 dakikada bu ne alacağım burada. Dediğim gibi buraya dökeceğim onları. Soğuyacaklı atacağım buzdolabına. Ondan sonra bu akşam ne yaparız bilmiyorum. Parka çıkarız herhalde. Bu videonun sonuna da orada park arkadaşlarım var benim binadan. Çay falan içeriz dediler. Orada devam ederiz inşallah. Görüşürüz. Şimdi bu böyle soğusun. Sonra buzluk poşetlerinden birer yemeklik ne kadar istiyorsanız böyle tertemiz. Ondan sonra poşetleyeceğiz inşallah. Tekrardan selamun aleyküm. Dedim size ki kahvede görüşürük en son. Ama olmadı. Buna da şükür. Niye olmadı anlatayım size. Video çekerken az önce Erdoğan dedi size. Haber geldi, aradık, bir şey yokmuş okulda diye. Biz burada oturup fasulye kırarken video çekerdim ya sizler. İşte o arada ambulanslar geçti, itfaiyeler geçti buralardan. Ondan sonra cime ne diyeyimse helikopter geçti. Çok ama böyle yani çok ses geldi. Ondan sonra ben aldırış etmedim. Falan Zeynep evde miydi? Yok. He evdeydi o arada, evdeydi. Efe okudu ama Efe de bugün hem sporu var o, bu okulda, yeni okulunda ilk defa. Okulu da bilmiyor çocuk. Hem de şeysi var. Abi güneş de geldi, tam gözüne vurdu. Yok böyle de olmadı. Hem sporu var dediğim gibi. Hem de futbolu var, yani futbola gidecekti. Aklımın da. Hani bu okula da alışmadı, bilmiyor oraları diye. O arada işte sizle konuştuk, dedik ki şey kabattı yani Erdoğan şey yaptı. Arkadaş aradı beni. Dedi ya size ki Erdoğan bir şey yok diye. O arada işte arkadaş aradı beni, dedi ki Filiz bir şey diyeyim sana ama korkma dedi sizle konuştuktan sonra. Dedim de Hilal dedim. Hilal benim yan tarafımda duruyor dedi. Dedim dedi ki korkma dedi ama dedi. Efe dedi buradaki okula gidiyor abi ileride hadi. Dedim he. Dedi ki orada dedi. Çok büyük kaza oldu dedi. Babam işe gidemedi. Yollar hep kapattılar dedi. Dedim ki dedi o annesi demiş ona. Filiz'in oğlu orada okula gidiyor. Bir çocuğa mı birkaç tane çocuğa mı ne demişler ona araba vurdu. Dedim Hilal Esed'den mi değilsin dedim. Dedi ki he dedi. Dedim dur dedim Erdoğan koşa koşa gideyim kız dedi yoktur bir şey dedi. Efe dedi daha dedi spordan gelmedi dedi ben daha durabilirim. Yok Erdoğan ben gideceğim ha git beni dedim. Aldım Zeynep'i aldım Erdoğan'ı gittik ki motor yerdi okulun önünde. Motor yerdi ambulans itfaiye bir şeyle dolu orası. Orada şey var Türk Telekom var bina. Oradan çıkan arabaya motor vurmuş çarpmış. Motorun üstünde de adamla çocuk varmış. Elhamdülillah. Adamla çocuk varmış işte motorun üstünde. Dedi ki Filiz dedi böyle böyle dedi. Dedim Hilal tamam kapat bakayım ama dedi ne kadar doğru dedi bir bak dedi sen. İnşallah bir şey yoktu dedi. Gittim işte bir şey yoktu. Gene dedim Erdoğan'a öğretmeni ara dedim. Peki dedim bize demeyle dedi. Tamam dedi aradım öğretmeni dedi ki öyle bir şey yok. Yani olsa söyleriz biz size dedi. Geldik eve. Geldik eve. Sabiyalımız gene bir yetiyor amcanlar. Geldik eve. Babı kalan fasulyeleri yaptım işte. Dolaplıkları gene hazırlarım. Gördüğünüz video çekiyorum. Geldi Efe'nin alınma sırası. Erdoğan'ın bir termini vardı. Gitti burada arkadaşım var Dilek. Onunla beraber o kızın ikinde kartını alacak. Bende araba yok. Dedim Dilek gelelim senden bile gidelim beraber. Çok sağ olsun. Allah razı olsun ondan da. Dedi Filiz gidelim o zaman beraber dedi. Ben Fatma'yı alayım kızını. Sen daha Efe'yi dedi. İyi tamam dedim. Gittik. Ara tara Efe yok. Ara tara Efe yok. Herkes çıktı. Bu Efe nerede? Dedim kesin buna bir şey oldu da bademe dile dedim. Erdoğan da yanımda yok. Zeynep peşimde.
Ne yapacağım dedim, Allah'ım yardım et. Çıkırdım okulu, okul kocaman okul. Ben bunu oda nazar ucum, kimse yok. Bir tek iki tane temizlikçi karı var. Başka kimse yok. Dedim bu uşak nerede dedim. Çıktı, arayırım efendim telefonunu kapalı. Arayırım telefonunu kapalı. Bir de baktım bu yönden bu yana çantalar. Hem spor çantası el cihazında. Hem sırt çantası, kitapların çantası arkasında ağır. Oradan bu yana geldi. Dedim Efe neredesin ama ağlayırım ha. Dedim neredesin oğlum dedim. Dedi ki şey anne dedi spor yerimiz uzak dedi. Futbol yerimiz dedi. Oradan dedi ancak çıktık öğretmenlerle dedi. Dedim oğlum telefonu niye açmayasın? Dedi aklım kesmedi hemen açma anne dedi. 3.20'de çıkacaktı 4'te aldım onu. 10 dakika 15 dakika olsa neyse. O okulun çevresini takataya vurdum. Takataya vurdum ama o telefon korkusundan Hilal'ın aramasından o Efe'ye gidi de sonradan bir postada aramam bana yetti. Abi kalbim yerinden hep çıktı. Ey Allah'ım dedim ben şimdi ne edeceğim dedim. Bunu ben nerede bulacağım bu uşağı? Sordum burada birkaç tane Alman uşağı dediler biz tanımıyoruz onu dediler. Biz onun sınıfında değiliz biz başka sınıftayız. Ondan sonra lafse Allah'ım çok şükür aldık onu geldi oradan bu yana. Dedim ona oğlum bu telefonu ben sana niye verdim? Ha bu okuldan adım attığın zaman dışarı telefonun aç. Kimseyi tanımıyoruz biz burada. Kimseyi bilmiyoruz. Bu okul büyük okul. Bir tane tanıdık yok burada. Sen telefonun aç. Tamam anne dedi bana. O da korktu sebim yazık. Yoruldu bir daha. Yani Allah'ıma çok şükür. Allah kimseyi o kaza olanında boynu kırılmış motordakinin. Ambulans geldi ama ağır idi herhalde durumu. Helikopter halde gitti önü. Ona da ayrı üzüldüm. O arkasında uşak varmış. Ona da motoru da duruyor. Motoru gördük. Motor paramparça. Ama bugünkü şeyi anlama dedim. Annemi akşam arayamadım. Kendi annemi. Dedim o şimdi ben annemi her gün aramasam hiç yatmaz dışarı. Namazı kılığa yatsı beni bekliyor akşamda. Akşam geç geldik parktan sıcak idi hava parkta oturduk arkadaşlarla geç geldik eve arayamadım annemi dedim erken uyuyayım. O şimdi uyumuştur etmiyorum rahatsız. Aradım onu sabahla erkenden uşakla okula gitti ben annemi aradım. Daha annem tarlaya gitmeden dedim arayayım gidişi tavukları yedirmeye gidiyor ya erken çıkıyor evde. Aradım onu dedim anne dedim bu akşam da dedim hiç uyumadım niye dedi uşağım dedi. Hep Suzi'de annemin selamı var hep yazılar Suzi dedim ona. Dedi ki bu bana okuyu badi. Bu bana dediği badi şeyleri değil. Ne durumun adı. Yazdıklarını bu bana okuyu badi. Benden de değil çok selam söyle herkese değil. Neyse. Ondan sonra cime siz söylüyorum ba. Dedim anne bu akşam hiç yatmadım aşağı rüya gördüm dedim. Ya bu güneş beni öldürecek. Oy şey. Ne gördün uşağım dedi sabahlar hayrına dedi. Dedim anne dedim seni öldü gördüm rüyada. Ondan sonra bir ağlamadan kalktım ayağa. Ondan sonra ya Efe'yi dedim ya Zeynep'i öldü gördüm rüyamda. Ama hangisi birine böyle bakarım birine bu yana diyorum hangisi bilmem dedim. Sabahlar da uşakları okula yollarken dedim ki birbirinize dikkat edin oğlum dedim bak. Efe düşersiniz Efe. Dikkat edin dedim birbirinize dedim. Haberin olsun kendinden haberin olsun. Oynadığın kişiler senden akıllı olsun. Hepsi uşak bunların hepsi hangisine bir şey diyeceksin. Allah herkesin yararlarını korusun dedi. Uşağım rüya tersine çıkar dedi. Bir şey olmaz korkma dedi. Allah büyüktü dedi. Öyle. Ama bu korku da bana bugün bitti. Yani yetti bana bugün. Abla ne yedim ne içtim. Abla bir kafam abla sarsuklandı gitti yani. Burada da tencereleri gördünüz da. Fasulyeyi haşladığım o tencereleri ha burada duruyorlar. Bunları da şimdi elimde bir güzel kettle'da su ısıttım. Bunları da yıkayacağım. Ha bunu bir poşetleyelim sizle bile. Vallahi sağlık varsa dünya senin her zaman diyorum her zaman. Abi ellerimi yıkadıydım ama. Benim bu pimpirikliliğim de beni yiyecek. Bismillahirrahmanirrahim. Çok korkuyordum. Allah'ım kimsenin uşağına gaza bele vermesin vallahi. Kimsenin yavrusuna gaza bele vermesin. Çok zor ya. Çok zor. Zeynep. Nasıl takılıyor uşağı bak. Şey,
Koltuktan koltuğa içeride zıplayabilir. Sağlığın oldu mu? Dünya malı senin, çalışır yersin ama sağlık olmadı mı? Dünya malın olsa bir şeye yaramaz. Evlatlarımızın sağlığı olsun, ben başka hiçbir şey istemiyorum. Bugünkü korkum neydi ya? Siz ara ile beni Filiz, bak bakalım şey. Efe mi? Aradım seni da Efe de orada çıkmadı diye. Uuu bari bir şey oldu. Dedim ha tamam. Korkma dedi, ona göre bari dedim. Kesin bu bir şey duydu da demeyle bari dedim. Kafamı açık indim merdivenden aşağı. Kafamı açık. Kafamı asansörde bağladım. Öyle telefonuna da çok acı ya. Sağ olsun herkes merak etti. Aray çok sağ olsunlar ama. Ne bileyim ben. Geldi anacığımın işi ki dedi annem bir gün dedi bay kuşağım. Dedim anne ne mutlu say dedim. Senin dedim Efe bebek de hiç durmazdı. Sen dedim bizi hep büyüttün dedim. Dedi uşağım beyin dedi ana dedi oldun dedi. Beyittin mi görürsün yeter ki beyit dedi. Ama dedi beyittin mi görürsün dedi. Evlat dedi büyüdüğü zaman deli de büyüğü dedi. Ben şimdi size demeyelim ki dedi siz büyüksünüz diye dedi. Seni ayrı düşünüyorum dedi. Almanya'da ol kocada ne olursan ol dedi. Seni ayrı düşünüyorum dedi. Kocan ayrıdı. Kocan da benim evlatım dedi. Uşağını da düşünüyorum dedi. Bak kaç tane sus. 4 kız sus dedi. 4 de kocalar sus. 9-10 tane de torunum var dedi. Hey bir cüğünü bir şey yiyeyim dedi. He. Acaba yedi mi? Bir şey dedi içerim dedi. He. Ama elinde olsun ama olmaz. He. Onun var mı? Ana olmak çok zor, ana olmak çok zor. Çok da güzel. Allah'ım, kimin benim sayfama yazmışlar. Kimin kucağında çocuk yoksa Rabbim hepsine hayırlısını versin. Gerçekten zor yani. Allah'ım evlattan aratmasın. Yeter ki kimseyi. Ama zor. Hele de burada çocuk büyütmek yalnız başımızı çok zor. Buna da hamdolsun. Yapacak hiçbir şey yok. Ne yapalım? Ben bunlara şimdi azıcık et de katarım, parça et olduğu zaman. Patates koyarım, dibine domates, soğanla kavurup bunun üstüne döküyorum. Aha, 2-5 poşet bunları yaptım. Değerli izleyicilerim, bunu da diyeyim size. Videolarımı uzun tutmak istemiyorum ki sıkmayayım sizi. Bunları şimdi bir poşete koyacağım ayrı ayrı. Şimdi bunları poşetledim. İnşallah hayırlı yemek nasip eder bize. Doğru difrize, buzluğa koyacağım bunları inşallah. Başım patladı ama. Darlandım ya, başım patladı. İşte bir şey de daha yapacak da halim yok. Aşağı ineceğim, buraya da inemem. Burada kapatacağım videomu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Kanalımı beğenmeyi, abone olmadıysanız ücretsiz abone olmayı unutmayın. Videomu ilk bir saat izlerseniz çok çok güzel olur benim için. Çok teşekkür ederim hepinize. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim sağlığınızı, sıhhatinizi, uyazan ellerinize bana dert vermesin. Beni insan yerine koyup, izleyip, yorum yapıyorsunuz. Kendi akrabandan bazılarından 100.000 kat daha iyisiniz. Çok teşekkür ederim size. Yurt içinde, yurt dışında benim gibi gurbette olanların hepsi cuğunuzu çok selam yollarım. Hepsi cuğunuzu. Bak bir kişi ayırmayırım. Çok teşekkür ederim. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.